Sevgili dostlar, Evet. seriye devam ediyoruz. Tabii reptilianlar, Anunnakiler diye açtık bir seri. Tabii en temelinde yine daha geriye gittiğimizde, bugüne kadar gelen bağlantılara gittiğimizde bir Firavun hanedanlığını da konuşacağız. Firavundan Mısır'a bağlayacağız. Oradaki hem ritüeller hem de yine dünya dışı varlıklar, yaşam nasıl bağlanıyor onu konuşacağız. Serhat Ahmet Tan, araştırmacı yazar. Evet. Hocam nasıl yapalım, nasıl başlayalım? Şimdi Mısır'daki olayı anlamamız lazım. Yani İsrail daha önceki bölümleri de yine kaçıranlar, sadece ilk etapta bu videoyu izliyorsanız 1 ve 2 olmak üzere yine daha önce kanalda yüklü, onları da izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi Mısır'a nasıl girdi İsrailoğulları? Hazreti Yusuf zamanında değil mi? Orada vezir oldu. Kendi ailesini çağırdı. Bütün İsrailoğulları girdiler. O dönemde çok güzel. El üstünde tutuluyorlar. En güzel topraklar onlara verildi falan. Ama aradan zaman geçtikçe bunlar ayrı bir ırk. Çoğalıyorlar falan. Mısırlılar, Firavunlar bunları köleleştirmeye başladı. Ve son dönemde iyice şey oldular. Ama inanışları yine şey. İştar tapınımı. Yani İştar'ın Mısır'daki kültü. Isis kültü. Yani ne dedik? Bak bu İştar tapınımı çok önemli. İnanla İştar en eski tapınım. Yani bereket tanrıçaları bunlar. Bu Mısır'da Isis geçiyor. Antik Yunan'da Afrodit. Afrodisyas kenti var. Denizin orada. Romalılar'da Venüs. Ondan sonra bu. Antik. Şimdi Isis kültü nedir? Ne dedik burada? Hiyerolif yazılar bulundu. Bunlar çözülemedi. Napolyon geldikten sonra taşı götürdü. Rosetta taşını orada çözdüler. Sonra bunlar anlaşıldı 100 sene sonra. Yani Napolyon'dan 100 sene sonra. Ne zaman? 1900'lü yıllarda. 1900'e doğru. Anlaşıldı. Şimdi oradaki şeylerde iki türlü şey var. Birincisi bir mit anlatılıyor. İkincisi bir de ritüeli var bu mitin. Artı şey de var. Şu tek göz, sembol, piramit. Onlar da o şekilde yine geliyor. Isis onlar da hepsi oradan geliyor da. Ra'dan da başlıyor. Şimdi bu miti anlayalım. Önce bu firavunlara ait, yani kendilerini dünya dışına bağlayan bir mit. Ve bu gizli sır. Bunu işte zaten İsrailoğulları, bu Binyaminoğulları öğrenmeye çalışıyorlar. Bunu mesela Masonlar şöyle iddia ediyor. Diyor ki Hazreti Yusuf kardeşleri buna ihanet edip kuyuya atıp falan gönderdiği için sonra kardeşlerini bu çağırdıktan sonra bu kardeşlerine bu görevi verdi. Çünkü onların döneminde Güney Mısır yani Akdeniz kıyısındaki bölge Hiksosların kontrolünde ve bu Hiksosların bir firavunu. Yani Hazreti Yusuf'un firavunu Hiksoslar. Esas Mısır firavunu değil. Esas Mısır firavunları Sudan bölgesine daha şeye kaçtılar. Güney bölgeye kaçtılar. Ve şeylerin iddiasını söylüyorum, Masonların iddiasını. Hazreti Yusuf hem kardeşlerine intikam almak için onları gönderdi ve o kralla görüşün, alın, alamazsanız da mutlaka zorlayın alın diye. Onlar devamlı oradaki o şeyle, firavunla, onun şeyleriyle, yaverleriyle falan filan görüşerek bu bilgiyi almaya çalışıyorlar. Şimdi burada sır dedikleri şey bir mit anlatılıyor. O şeylerde de tapınakların altında da hiyerolif yazılarda da Fransa'da çözüldükten sonra bu anlaşıldı. Burada anlatılan şey bir savaş sahnesi. İki kardeş var gene. Bir büyük kardeş var. Adı Set. Set var. Bunun kardeşi Osiris. Osiris. Bunlar Orion yıldızındaki hakimiyeti ele geçirmek için Orion da 3 tane yıldızdan oluşuyor. O da tek yıldız değil. El Nitak, El Ninam diye böyle. Onların işte bir tane gezegeninde olabilir bu. Yani Orion yıldız sistemindeki bir hakimiyet mücadelesi. Neden oluyor? Şimdi burada çok şeyler karışık. Yani bakış açısına göre Set'e reptilian diyenler var. Diğer bakış açısına göre Osiris'e reptilian soylu diyenler var. Yani iki kardeş var. Ama benim şeyime göre Osiris. Neden? Çünkü küçük kardeş bu. Yani küçük kardeş ne oldu? Enki bak burada Enki'ydi Sümer'de. Sümer'deki Enki ne dedik? Reptilian bağlantısı var. Onu geçen şeyde videoda söyledik. Şimdi burada da Osiris. Bana göre Osiris. Şimdi burada Osiris Set'le savaşıyor. İki kardeş bunlar.
Oradaki Orion'daki şeyi ele geçirmek için. Ve Set Osiris'i yeniyor. Ve paramparça ediyor. Paramparça etmesini bireysel parçalanma olarak anlamayalım. Ama anlatılan şey bir mit olduğu için bireysel parçalanma anlatılıyor. Bütün her yerde öyledir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de bütün olaylar bireysel yapılan işler gibi anlatılır. Mitlerde de öyle. Ama bunu şöyle düşün. Burada bir sistem var. Ordusu var, bürokrasisi var, şusu var, busu var. Bunu tamamen dağıtıyor. Yani tasfiye ediyor, öyle diyelim. Ve bunu Mısır'da anlatıldığı için öykü, Mısır'ın Nil'in etrafına dağıttı diyor. Ama Nil aslında gökyüzündeki Samanyolu'nun bir şeyidir. İz düşümüdür Nil. Yani gökyüzüne baktığın zaman Samanyolu piramitlerin konumundan da anlarsın. O da Orion kuşağını temsil eder. Üç tane piramitin yan yana gelmesi Orion kuşağını temsil eder. Şimdi burada biz anlıyoruz ki Samanyolu'nun diğer bölgelerine yenilen taraf dağılmış. Bunun bir de hanımı var. Isis. İşte geldik şimdi İştar'a. Yani Mısır'daki İştar Isis'tir. Şimdi Isis geliyor Sirius'a. Kaçıyor tabii. Orion'da başarısız olunca kaçıyor. Sirius'ta örgütlenme çabası var. Bu örgütlenme çabası da şöyle anlatılıyor. Kocası Osiris'in bütün parçalarını topladı. Fakat üretken değil. Neden? Cinsel organını bulamıyor. Üretken olmadığını oradan anlıyoruz. Yani şöyle düşünelim. Bu bireysel anlatılmış ama bunu şöyle düşünürüz. Ordusu falan dağılan Osiris sistemini tekrar örgütlemeye çalışıyor Sirius yıldız sisteminde. Sirius yıldız sisteminde de Marduk, onun gezegeni. Bir önceki videoda anlattık. Yani bu olaylar Marduk'ta oluyor aslında. Anlatabildim mi? Tekrar örgütlenme çabaları tabii canlandırması lazım. Yani dağılmış bir sistem düşün. Belki de binlerce sene geçti. O sistemi tekrar toplayıp tekrar örgütleyip toparlayabilmesi için bu aşamaya Horus aşaması deniyor. Yani bir çocuk oluşturuyor bu. Yani bu hayali bir çocuk aslında, kafasında bir şey. Bir hayal kuruyor. Yeni bir devlet kurması. Onun planlarını oluşturuyor. Buna Horus deniyor. Horus'un, Isiris'in öldükten sonraki oğlu Isis yapıyor bunu, karısı yapıyor. Yani karısı bir örgütlenme yapıyor ama bu hayal, bir plan bu. Daha olmuş da değil efendim. Ondan sonra bu ne yapacak? Bu Horus Osiris'e dönüşecek. Osiris'e dönüştükten sonra gidip Set'le savaşacak. Şimdi Osiris'e dönüşmesi için bunun birleşmesi lazım, toplanması lazım. Parçaların şu anda dünyada toplanma aşamasında. Aslında öyle anlamamız lazım. Çünkü bu Isis kültünü devam ettirenler bu şeyi, Horus'u oluşturmaya çalışıyor. Horus da bizim bugün Kur'an-ı Kerim veya işte hadislerde anlatılan Deccal'a karşılık geliyor. Ve bugün gittiğin zaman bütün Amerika'daki bu ezoterik örgütler Horus'u oluşturmaya çalışıyor. Horus da tek göz sembolü ve piramit sembolleriyle ifade ediliyor. Şimdi bu mitoloji böyle. Epifiz bezine de benzetiliyor ya. Oradaki benziyor. Şey, benzerlik ve niye bu konu kullanılıyor? Şimdi yani Epifiz, Mısır'daki o sembolü öyle ya. O Ra'nın gözü. Ra'nın gözü. Evet, o Epifiz bezine. Ama benzetme doğru mudur, değil midir? Şimdi Epifiz bezinin köreltildiği iddia ediliyor insanoğlunda. Köreltilmese bu olayları daha kolay anlayabileceği. O yüzden mi bir ilişki var orada acaba? Yani öyle bir ilişki kuruyorlar. Ama orası bizi pek yani şeylerde yok o. Yani o mitolojinin içinde Epifiz bezi falan filan yok. Orada bir benzetmeyle bir yorum yapılıyor. Doğrudur, yanlıştır. Ona da bir şey diyemiyorum. Şimdi bu mitoloji böyle. Bir de ritüel var. Firavunların uyguladığı ritüel. Esas sır burada. Şimdi bu ritüelde şöyle iddia edilen şey, büyük piramitin içinde odalar var ve odalardan kanallar çıkıyor. Aşağıda kraliçe odası, yukarıda kral odası. Şimdi kraliçe odasından bir tane direkt kuğu takım yıldızına giriyor. Ne gidiyor? Şaft. Cam mı? Şey yok yok. Bu piramitin içinde bu odalarda böyle ayakkabı kutusu büyüklüğünde boşluklar var. Düzgün, düzenli. Dışına çıkıyor. Hayır, bir ışık şey mi? İşte görmesi için. Şaft deniyor ona. Gibi. Tamam. Üç tanesi kapalı. Oraya bakıyor yani. Oraya bakıyor. Hı. Yani bunları ölçtüler. Gantenbrick diye bir adam var. Mühendis. O sonrasında Alman galiba mühendis. O yer değiştirdi. Tam görülmüyor falan yok, diye yok. Manyetik alandan şöyle, dolayı. Onu anlatacağım bak. Şimdi nereye gittiklerini anlayalım da. Hı hı.
Şimdi mesela kraliçe odasından kuğuya gidiyor. Efendim, aynı bu güney tarafı. Kral odasından da Draco'ya gidiyor. Şimdi kraliçe odasından kuzey tarafta Sirius'a gidiyor. Buradan da kral odasından da Orion'a gidiyor. Şimdi burada bu sistem geriye doğru işletildi. Bunlar ne zaman birleştiği falan 10 milattan önce 10.450 senesinde bu eşleşmenin olduğu anlaşıldı. Bunların açılarını ölçtü Alman mühendis Gentenbrink diye birisi. Buralara makine soktu, robotlar soktu. Bu açıları ölçtü ve bu açılarla bilgisayarda bir program yaptılar. O programda geriye doğru işlettiler. Hangi senede oluyor bu diye. Milattan önce 10.450 ve ondan bir prosesyon önce. 10.450, 26.000 daha eklersen işte 36.450 falan. Bu da şeye denk geliyor aslında. Dünyanın takla atması periyotlarına da denk geliyor ama işin o kısmına girmeyelim şimdi. Şimdi burada ne anlatıyorduk biz? Ritüelleri anlatıyorduk. Şimdi bu Horus dediğimiz aslında Firavun'un oğlu. Yani orada uygulanan, Mısır'da uygulanan. Firavun'un oğlunun lakabı değil de makamı diyelim. Makamı veya ismi Horus. Bu Horus'un Osiris'e, yani Osiris'e krallık makamı. Osiris'e dönüşmesi ritüeli bu. Ne zaman oluyor bu? Osiris, yani Firavun öldüğü zaman oluyor. Firavun'u koyuyorlar kral odasına. O da gidiyor. Yani Horus da gidiyor. Orada o gece bekliyorlar. O gece bir yerden bir yere bağlantı kuruluyor. Bak ne dedim? Kral odasından Draco'ya gidiyor. Ve Orion'a gidiyor. Şimdi Orion da zaten bu Osiris. Şimdi bu kral odasında kralın ruhu gittiği düşünülüyor. Aynı zamanda onun karşısına şehzadeyi de yatırıyorlar. Şehzadenin de ruhu gidiyor. Yani ritüel böyle. Şimdi gidiyor. Şehzade. Evet, şehzade diyelim yani. Oğlu. Horus, oğlu. Şimdi bu Horus'un, yani şehzadenin kral olmasının kabul edilmesi için bu ölmüş kralın ruhunun alıp Horus'a konması gerekiyor. Veya bunu şöyle düşünebilirsin. Bu acaba nasıl bir şeydir? Gerçek midir? Saçma mıdır? Bunlar bunu uyguluyorlar ama sadece ritüel midir? Burada gerçek bir olay oluyor mu, olmuyor mu? Piramitler bu iş için bir şey yapıyor mu? Bunu şöyle düşünebilirsin. Çünkü bu Horus ertesi sabah uyandığı zaman Osiris olarak doğuyor. Yani bütün babasının bilgilerine sahip olarak doğuyor. Yani bunu bir sembolik bir şey mi? Yoksa gerçekten böyle bir şey var mı? Eğer böyle bir şey varsa burada bir şey oluyor. Bir yapay zekaya bir yere bağlanıp orada bir meclis karar verip ona babasının bilgilerini alıp ona yüklüyorlar. Böyle düşünebilirsin mesela. Çünkü bu çok önemli bir sır. Yani bu kadar böyle biz anladığımız zaman sembolik burada ne sır var dedirttirecek bir şey. Ama bu olay olduktan sonra yani bu ritüel yapıldıktan sonra Firavun oluyor, kabul ediliyor ve Osiris şeyi veriliyor buna. Donanımlı geliyor. Lakabı veriliyor ve Osiris bütün daha önceki babasının bütün bilgilerini. Bu yüzden zaten şöyle denilmiş. Mesela hadislerde falan var galiba. Eski bizim İslam anlatımlarında var. Firavunlar hiç aslı olmaz. Mısır'daki Hazreti Musa'nın karşısındaki Firavun da gencecik 30-35 yaşlarında görünüyor ama 450 yaşındaydı diyorlar. Şimdi buradan yani öyle bir şey çıkıyor ki oğlu bile olsa babasının bütün bilgilerine sahip olarak gene o da yönetiyor. O da ölse o babasının o hepsinin bilgisine değil, sahip. Şey gidiyor donanımlı. Yani donanımlı gidiyor. Şimdi bunu bu ritüeli tam şey yapamıyoruz. Ama burada bugüne kadar gelen bir bilgi var mı? Şunu yakıyorlar, bunu kesiyorlar falan. Yani şu an bazı örgüsel var, yapılanmaların orada, kanlı ritüelleri var ya. Var, bu içeride ritüeller var. Şimdi bu masonların yazdığı kitaplar var. Orada anlatılıyor. Şeyde mesela Robert Lomas, Christopher Knight. Bunlar üst düzey mason olduklarını iddia ederek bir dizi kitaplar yazdılar. Orada bu ritüeller anlatılıyor. Bu sır ritüeli anlatılıyor. Şimdi burada benim enteresan ilgimi çeken kral odasından Draco'ya bağlandığı için burada da bu Osiris reptilian bağlantısını açıkça görüyoruz. Yani bu Shaft
Kral odasından bak, burada benim çizdiğim çizgiyi görüyorsun. Çapraz çizdim. Aslında burada çapraz değil. Direkt çıkıyor. Bak burada aykırılık var. Şimdi kraliçe odasından kuyuya bağlanıyor. Kral odasından Draco'ya bağlanıyor. Şimdi bu Draco'ya bağlandığı için, yani bu Osiris'in reptilyan olma ihtimali çok kuvvetli. Horus da zaten oradan izin alıyor. Yani bunlar Draco takımı yıldızından bir yerden bir izin geliyor ve bir yüklenme geliyor. Ve o yüklenmenin neticesinde bu şey oluyor, kral oluyor, Osiris unvanını kazanıyor. Şimdi bunu, bütün bu sistemi, sırrı, Bünyaminoğulları ele geçirmeye ulaşıyorlar. Aslında İsrailoğulları ele geçirmeye uğraşıyor ama Bünyaminoğulları bu sırrın sahibi olduklarını da iddia ediyor ayrıca. Ve oradan kraliyet soyu olduklarını da iddia ederek ta Magdalalı Meryem'e kadar geliyor. Oradan da şu anki günümüze. Oradan da bugünümüze geliyor. Şimdi burada bu masonlukta bu dediğim ritüel en büyük sırlardan bir tanesi. Burada ne olduğu belli değil. Bunu biz dış yüzüyle anlıyoruz. Bir tane oraya babasını ölü ya cesedi yatırmışlar. Bu ritüel eğer öğrenirse, bu sırrı öğrenirse kendileri de kullanabilir, evet, ve güç alabilir. Evet. Draco'dan. Draco'dan güç alabilir de şöyle. Bunun Hiksoslar döneminde, Hiksos firavunları, onlar da Mısır'da gidince firavunlaştı. Yani firavunlaştı derken oranın adet görenekleriyle onlar şey yaptılar. Bu Hiksosların zaten Asyalı kavimler ve Sümerler, işte bu İsrailoğullarından olduğu da iddiası var. Çünkü Mısır tarihinde Hiksoslar var. Şimdi o Hiksosların firavun olduğu Mısır'ın bütün şeyini ele geçirdikleri halde o esas firavunlar güneye kaçtılar, Sudan bölgesine. Ve o firavunların peşini bırakmadan mutlaka onlardan bu sırrı almaya çalıştılar. Bu sır nedir ki? Sen her şeyi ele geçirmişsin. Ondan daha güçlü olmuşsun. Kaçmış. Esas firavun soyu zaten yozlaşmış, gitmiş. Ama gidiyorsun onun peşinden, onu almaya çalışıyorsun. Bu nerede anlatılıyor? Bu Robert Lomas ve Christopher Knight'ın kitaplarında şöyle bir eşleşme yaptırılıyor. Masonların Üstad-ı Azamı Hiram'ın öldürülmesi diye bir ritüel var. İlk masonlar girişte uygulanan bir ritüel bu. Onun öldürülme şeklini taklit ederek işte bir tane başına bir taş vuruyor. Yani Hazreti Süleyman tapınağın yaptığı sırada Hazreti Süleyman'ın işçilerinin ondan sırrı istedikleri. Ama o da cin sırrı, olduğu iddiası da var. Cin olduğu iddiası var ama insanlarla iş yapıyor. Yani onun mimar yani. Cini ayrı konuşuruz. Bak cin kaç çeşit anlayabiliriz. Ondan sonra neyse. Şimdi burada bu öldürülme şeklinin Mısır'da bir mumya bulundu. Sekenenre-Ta'o diye bir firavun bu. Sekenenre-Ta'o. Bu Sekenenre-Ta'o'nun iddialara göre, bu Mason yazarlarının iddiasına göre Hazreti Yusuf'un Mısır'da olduğu dönemdeki, o dönemdeki firavun olduğunu ama güneye kaçan esas dünya bağlantısı, şey uzay bağlantısı olan firavun olduğunu söylüyorlar ve buradaki bu Hiksosların, Hiksos firavunlarının oraya gidip oradan onu, sırrı almak için çok uğraştıklarını söylüyorlar ve iddiaları şu: Hazreti Yusuf kardeşlerine gönderdi ve kardeşler o sırrı almaya çalıştılar. En son firavun oydu. O da vermemekle diretti ve onu orada öldürdüler diye böyle iddialar da var. Şimdi bu bütün masonlukta şurada burada en önemli sır. Bunun ne olduğu biraz akıl yürütünce şu olabilir. Mesela yapay zeka günümüzde, bu yapay zeka ile zihin kontrolü ve şey yüklemesi olabilir. Yüklemesi. Oradaki o babasının bilgilerini oğluna yüklemesi. Şu an hani günümüzde baktığımızda da işte Neuralink'iydi, nanobotlardı, Metaverse'iydi. Şimdi birçok şey var. Zihin kontrolü, kablolar. Buraya da yani, gidiyor olabilir belki günümüzde. Bu işte sır yani. Burada mesela buna baktığın zaman babası burada ölmüş yatıyor, oğlu burada ölmüş yatıyor. Onlar bir yere bağlantı kuruyorlar. Şey diyor, işte buna Facebook'ta şey diyor olarak, yani işte annen baban öldüğünde onun bilgileri sana gelecek. Bir robot, bir yapay işte zeka şeklinde göreceksin, konuşacaksın onunla falan projesi de var ya. Aslında işte bunlarla yani, örtüşüyor biraz da. Örtüşüyor tabii. Peki son birkaç dakika için şey sorayım. Firavunlardan çok fazla Kur'an'da ayette bahsediyor peygamberlerle, evet, ilgili. Hatta git uyar diyor, yumuşak sesle uyar diyor ki ilahlık, kendini ilah ilan etti diyor. Birçok yerde var. Hazreti Musa'da da özellikle görüyoruz. Kur'an şu oluşuma bir şey söylüyor mu ya? Var mı Kur'an'da böyle bir ayet?
Yani hani işareti bunlar yaptılar. Dünya dışı bağlantıyı da şuydu buydu tarzında işaretler var. Dünya dışı bağlantılara ait şeyler var. Onu tek tek ayrı bir programda yapmamız lazım. Şey yaparız ama Kur'an-ı Kerim'deki yani dünya dışı varlık işaretleri gibi mi? Marduklarla ait işaretler, bu firavunların bu ritüellerine ait, bu dünya dışı bağlantılara ait. Ondan sonra hepsini o zamanla ilgili ayrı ayrı bölümde yaparız. Yaparız yani. Peki hocam, ağzına sağlık. 3 serilik bir bölümdü. Bunu eğer ilk defa izliyorsanız, daha önce hem Reptilianlar hem Anunnakiler başlıklarıyla 2 bölümümüz daha var. Bir seri oldu. Onları da mutlaka izleyin. Serhat Ahmettan hocamın YouTube kanalına mutlaka destek olun. 500 bin yapalım artık. Yapalım. Kızıyor mu abi? Kızıyor. Kardeşim, senin sonu artık. Seyredin ya. Önce bir 200 bin, sonra bir 500 bin değil mi? Ya 500 bin, 10-100 bin önemli değil. İzleyin. Yani izleyin. Paylaşın. İzleyin. Ondan sonra şöyle, şimdi o kadar kitap yazmışız. Kaç o kadar video var. 21 tane kitap 20, var. Şimdi maşallah. Videoları saysan zaten sayısını şaşırdık. Şimdi izlemiyor. Tutuyor bana internetten şeyden yazı yazıyor. Bu ne bu diyor. Yani ondan sonra işte şu şöyle mi hocam ya, bak bu da böyle, bu da böyle, bu da böyle, bak bu da böyle mi falan. Sen bunu bir cevap verir misin bana, ne olur lütfen, burada tıkandım falan. Ya vermişim işte. Ya o kadar izleyin kardeşim, izleyin. Hem size faydası var, hem bize faydası var.